Ağam bu fikri çok beğendi. Ya oraya niye bakıyorsun? Her şey bakıyor ya. Sadece tek eksiğimiz şey. Tamam bağırma koçum. Şimdi size zeytin getireceğim. Tamam mı? Tamam mı? He? İşte geliyorum. Geliyorum. Evet. Şimdi zeytin budayacağım. Şu yukarıdaki zeytini biraz bizim Ferhat'la Şirin'e vereceğim. Bas bas bağırıyor sabahtan beri. Dün Abdullah abiyle Nevin de onlara dağdan keçi otu diye bir şey getirmişler. Şimdi göstereceğim onu da size. O da değişik bir şey ama onu daha yemediler. Daha öğrenemediler onu yemeyi. Şunu ufak tefek budayacağım. Ferhat da Şirin'e vereceğim. Zeytini vuruyor. Bağladım. Buradan yiye dursunlar. Şu şeyi gösterelim. Nevinlerin getirdiği. He, şu mu keçi? Keçi otu dedi bana ama. Hangisi içindir? Bu da sarmaşık. Bu bildiğimiz sarmaşık ya. Aha, o da keçi otuymuş. Şu keçi otu. Annem gel. Al, al. Bu keçi otuymuş. Ama bunlar daha yemeye başlamadılar ya. Keçiyi beslemek koyundan daha kolay sanki. Evet, daha kolay. Ya aşkım benim ya. Bunları daha taştan topla getir. Aynen. Her şey yiyor buna. Sen de mi istiyorsun ha? Al. Ay inanamıyorum. Pamuk gibi olmuş toprak. Hiç bu kadar yumuşamamış. Ay inanamıyorum. Pamuk gibi. Kum, deniz kumu gibi olmuş. Wow. Çok şimdi güzel. Şimdi Abdullah abilerden gübre alacağım. Tamam. Çuval çuval dolduracağım. Burayı onları serpeceğiz. Yarın kargo günümüz ya. Yarın olmadı alırız. Gidip gübreyi attıktan sonra makineyle bir daha geçeceğim. He. Karıştırttıracağım onu. Bu sene
güzel mahsul alacağız. Evet inşallah. Ben de çok istiyorum. Söyleyelim mi ne yapacağımızı, yapınca mı görsünler? Yapınca görsünler bence. Tamam. Evet daha iyi olur. Sonra bir şey olur ne bileyim yani. Öyle şey olmasın. Lafta kalmasın. İcraat görsünler icraat. Lafta olmasın diye. Ama bayağı şey yaptık yani. Çok yaptık ya. Baksana yani. Bakın yani. Ya şurayı zaten sen başlı başına çiftlik alanına döndürdün. Değil mi? Hayvanlar var. Şurayı işte ayrıca bir yer yapıldı. Baksana oraya da Metin şeyi hazırladı. Keçeğin hani hep yeri evet onun yerini yaptı. Ya bu kadar küçük alan bence bu kadar değerlenirdi. Yani aynen bu kadar değerlenebilir. Bütün meyve ağaçlarımız, her şeyimiz, çamlarımız işte şu terası bile yaptın yani. Küçücük yere buraya demek ki. Buraya bir junior çiftlik kurdun. Hani arazi almak isteyenlere de aslında belki örnek olabilir. Yani kesinlikle. Küçücük bile bir yeriniz olsa bir sürü şey ki. Bizim bunun haricinde çok daha farklı güzel şeyler de yapılabilir yani. Hayal gücüne bağlı. Tabii canım ya bir de maddiyata da bağlı her şey. Maddiyata bağlı. Para olduktan sonra her şeyi yaparsın. Tabii tabii. Bir de çok büyük alanlarda çok büyük şeyler yapılabilir. Yani çok güzel şeyler olmuyor. Fazla fazla emek gerekiyor. Evet çok fazla emek gerekiyor. Bizim gibi mesela işte bir aile hani küçük bir ailenin yapabileceği en çok şey bu kadar. Çünkü ayrıca evle ilgilen, bahçeyle çocukla ilgilen, çocuklar falan hani o kadar kolay şeyler değil. Bence yani bizim yaptığımız da takdire şayan diye düşünüyorum. Yani o kadar da mütevazı olamayacağım. Çünkü gerçekten şehirde hiçbir şey bilmeyip de burada bir şeyler yapabilmek bizim için çok büyük bir lütuf. Bir de şöyle. Ve her geçen gün daha da bir şeyler öğreniyoruz. Evet. Yani her gün katlanarak. Biz mesela bizi daha çok İzmir'e taşındıktan sonra takip edenler çok fazla. Muğla kısmını çok bilmiyorlar. Evet. Biz her oturduğumuz evde hem evin tadilatıyla hem bahçe işleriyle uğraşırken hem hayvan baktık hem çocuk baktık. Evet. Aynı şekilde bu evimizi aldık. Tabii evimizi, geçinmeye çalıştık. Evimizi yaptırırken gene bir yandan toprağa ekmeye çalıştık. Bir yandan hayvan bakmaya çalıştık. Değil mi? Evet. Hani tek bir şey yok yani bizim hayatımızda. Evi tadilat ettirelim. Tamam. Oturalım öyle bir şey yok. O kadar çok şey yaşadık ki düşün kitap yazdım. Kitap çıktı yani evet. Kitap oldu. Hani bu bile bence hani daha artık fazlasını konuşmaya gerek yok. Ben şimdi şu etrafı otları falan bir toparlayacağım. Tamam. Tamam mı? Biraz şuraya bir şeyler yapacağım. Şu terasa bir çıkacağım. Orayı bir temizleyeceğim. Biraz işlerim var. Tamam. Aslında bugün hava güzel olsa da şurada İftarımızı şurada terasta mı yapsak? Olabilirdi. Masa lazım işte bir piknik masası. Var işte masamız. Onu koyarız. Tamam. Sandalyeleri. Onda mı yapıyoruz akşam iftarı? İftarı orada yapalım mı? Ne dersin? Mantıklı. Hani dışarı götüreyim seni falan diyordun ya. Akşam, saç var mı? Var. Tamam. Akşam güneş batmaya yakın. Şu an çok sıcak. Pişiririz tamam, orada hemen yeriz. Aynen. Kaan bu fikri çok beğendi. Hem de şey şurada dışarıda. Sadece tek eksiğimiz şey ışık. Hallederiz. Şimdi hava kararacak ya oradan mesela bir altlardan spot ışıklar falan gelsin. Güzel olur. Evet. Düşünsene bak şimdi mesela hayal et. Şimdi iftar böyle ezan sesini bekliyoruz. Ondan sonra masayı koymuşuz böyle ağaç ışıklandırmışız. Terasın dört bir yanında şamdanlar yanıyor. Şamdanlar yanıyor. Of var ya şu anda öyle bir şey hayal ettim. Ve ben bunu buraya taşınmadan önce rüyamda gördüm biliyor musun? Böyle bir terastayız seninle ikimiz. Böyle yemek yiyeceğiz. Mumlar falan var böyle. Böyle doğa var karşımızda. Yani ben onu burayı rüyamda gördüm yani. Belki de orası budur. Bir teras var ama. Bakalım oradan izlersem o rüyam çünkü dün gibi hatırlıyorum. Tamam işte yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi güzel olacak. O zaman bugün yemek vakti. Ben de şey yapacağım. Şimdi onu yapacağım ama o arada da şimdi ben hamuru daha vakit var biraz daha. Hamuru yoğurayım. Onun biraz kabarması lazım. Beklesin tamam. Hem. Şimdiden yoğururum. Şunları şey yapacağım. Şunlardan dedim bir şeyler yapayım ya. Yap bence de değerlendir. Değil mi? Bir sürü var orada. Baksana ne oldu? Hey. Bunlardan bir şeyler yapacağım. Var birkaç tane daha da şey yaparım, tamam. Çekerim. Tamam. Hadi o zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. Esen kalın. Evet tavuklara da sözümü tutayım. Onların da burayı çapalayacağım. Biraz eşelensinler. Thank you.
Gel, ne yapıyorsunuz? Bahar geldi, bütün hayvanlar coştu. Yoruldum ama güzel olacak. Evet, şimdi bahçe temizliği. Olmaz ayrikotu var. Ayrikotlarını mümkün olduğunca köklerinden ayırıyorum. Vallahi en pis iş bu otların temizliği. Oo, yordu vallahi. Hava da iyice ısındı. Gel. 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 Evet, bahçe mesaisini bugünlük sonlandırdık. Gizem burada boyama yapıyor. Bakın neler yapıyor, göstereyim. Kabakları mı değerlendiriyorsun? Evet, hepsini boyayacağım. Çok çok hoşuma gitti bu iş.
Boş zamanlarımı böyle değerlendireceğim. Bir yandan müzik, bir yandan resim. Sanatsal bir insanım. Şöyle göster bakayım. Sürpriz daha bitmedi canım. Yani bu neye olacak yani? Sürpriz. Bir tane söylersen. De bana ver, ben boyayayım ya. Çok uzadı mı yazdım? Terapi gibi. Var mı başka? Var ama ne yapacağını önce karar vermen lazım. Sen şablonu çiz, ben boyamasını yapayım. Ben sen beni senin resmin benden daha iyi be. Benim resmim berbattır. Ya öyle resim değil ki, boyama bu ya. Olsun, senin çizimlerin daha güzel değil mi? Ne çizeceğiz ama? İşte ne yapmak istediğine bağlı. Ben ya da şey yapayım. Bir şey yapmak istiyorum, birkaç tane. Hazırlayayım, sen de boya o zaman. Beraber boyayalım. Tamam. Bu işe başlıyorum. Ben aslında buna lamba yapsak yani. Lamba da yaparız. Bahçeye çok güzel şeyler yapılır bununla. Süslenir yani. İşte ağaçtan hani ışık sarksın diyordun ya. Evet. Bunun bir sürü lamba yapacağım bundan. Evet. Ağaçtan bunları sarkıtacağım. Çok güzel olur. Uğraşmak lazım yani şu an. Çok işim var. Aslında yapardım ama gerçi elimizde o kadar da yok değil mi? Kurumalar çok lazım. Çok yok. İşte şunlar var sadece. Öteklerin kuruması lazım. Evet. Şurada 3 tane var. Şey yapacağım bir de. Yumurtalık yapacağım. Yumurtalık mı? Evet. O ne be? İçine yumurta koymak için çok güzel. Nasıl? Tavuk mu yapacak? Hayır. Tavukların yumurtasını buraya koyacağız. E onu nasıl sonra dolaba nasıl koyacağız? E işte dışarıdakileri toplamak için yani. E sepet yani. Yani onun gibi şey. Çiçeklik yap. Onu da yapacağım, hepsini yapacağım. Kaç tane vardı, kaç tane yapacaksın? Bir sürü orada kuruyacak hepsi. Zaten orada var 3 tane. Bununla 4 işte. Daha dışarıda da var. Bu ne boyası? Akrilik. Akrilik? Kuaş boya. Ha, bize çocukken resim derslerinde aldırdıkları. Evet, maalesef şu an bizim ders çocuklar öğretmiyorlar. Okulda müzik öğretmeni, resim öğretmeni yok. Çok sinir bozucu yani. Bir şu sanata değer veremedik memleket olarak. Bizim el işi dersimiz vardı. Evet, işte hep oradan öğrendik zaten. Şimdiki çocuklar yani tabii şehirlerde vardır da köyde maalesef çok geri bu yani. İlla özel ders falan gerekiyor. O konuda şikayetçiyim yani. Atanmıyormuş öğretmen az olduğu için ders sayısı. Bir de bunlardan isteyenler çıkıyormuş. Ben istiyorum falan. Ya isteyen olursa doğal ürünlerimizle mesela gönderebilirim. Ama onun dışında tabii yani bir doğal ürün, iyi bir doğal ürün. İyi de elinde kaç tane var arkadaş, kaç kişiye gönderiyor? Ya böyle çok hani ekstra isteyen insanlar oluyor öyle. Ay ben isterim falan diye. İsteyen illaki çıkar da sen kaç kişiye gönderebileceksin? Ya onu artık elinde, kaç kişiye elinde bir sürü olsa. O kadar çok insan istemez ya oğlum yani. Bir de bir sürü istemez. Taranalarımız bitiyor bu arada. Biz yarın kargo yapacağız pazartesi günü. Taranalarımızı artık bitirmek istiyoruz. Elinde taranası biten varsa mutlaka sipariş versin. Yaza kalsın istemiyoruz yani, elim ziyan olmasın. Buzdolabınızda bozulmadan tutabilirsiniz. Ben mesela geçen seneki taranayı kullanmıştım. Kalmıştı elimde biraz. Geçen ne zaman? Ocak ayında falan bitti. Hani buzdolabında hiçbir şey olmuyor. Taranası bitenler lütfen taranasını rica ediyorum. Çok lezzetli taranamız. Bunları yıkamam lazım. Bitti mi? Evet. Bakayım. Nasıl? İlk acemilik. Normalde bunu verniklesem daha güzel olur. Verniklemek gerekiyor herhalde böyle parlak parlak görünmesi için. Ya oraya niye bakıyorsun? Her şey bakılıyor. Ulan ben de Gizem Kaan yazdı zannettim. Nevin yazmış ya. Çünkü bunu ne boşuma hediye etmek istiyorum. İlk içimden öyle geldi. Ha, hediye yapacağım. Evet. Desene. O yüzden öyle yazdım. Yanlış anlaşılmasın. Aşkımı içimde besliyorum. Böyle. Beğendiniz mi? Nasıl? Güzel, eline sağlık.
Teşekkür ederim. İlk el işim. Ya hoşuma gidecek. Ona hediye olarak getireceğim. Tamam.
Marshmallow. Ay ata bak, ocak başı mangal. Vallahi parayla satın alamazsın ha böyle. Bir yeri aynen. Yani şu huzuru. Adayı ortamı. Soruyorlar, ada nerede? Ada yemeklere gitti. Katılmıyor. Aynen, ada şeye gitti bugün. Damla'yla, Nevin'in kızıyla beraber şeye gittiler. Kızıloba köyüne. Orada arkadaşları var aynen. Vallahi artık onlar büyüdü yani. Göremezsiniz kolay kolay bence. Gördüğünüzde dua etmeniz lazım. Aa adayı gördüm diye yani o durum. Mis gibi. Ateş nasıl yanar ateş? Yok, nasıl yanıyor böyle ateş acaba, değil mi? Ateşten. Neyden oluşuyor ateş? Ateşten. Nasıl böyle yanıyor? Dur, patlamadı daha. Okunuyor ya da. Patladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Oy tamam bırak. Yani ben atarım onu, sen yeni gibi. Bırak. Ay. Yangını var, yangını var. Ben yangını koyuyorum. Şimdi atalım. Yanması mantıklı. Anne, siyahlar çıkıyor. Siyahlar çıkıyor.
Değil mi? Ateşten bazen mavi de çıkıyor. Evet. Hep sarı çıkıyor. Demek çıtır çıtır çok güzel. Çıtır çıtır. Çok sıcak. Nasıl? Çok güzel. Kesin çok beğenecek. Evet bayılacaksın. Yiyeyim mi? Ye. Sıcak değil mi? Çok güzel değil mi? Sıcak değil değil mi? Ben de yiyeyim. Ben siz götürüyorsunuz ha. Ay çok güzel. Bakın şu seninkinize. Yavaş be. Bu nasıl yemek ya? Kaçıyor. Oğlum güzelmiş. Ağzının tadını biliyor. Çok güzelmiş hatta ya. Başka yok öyle yenir işte. Benim başka yok mu? Ben küçücük yedim. Şöyle bir sürü sıralasaydım. Bir tane daha çok var aslında. Versene yapayım. Aa. Bayıldın değil mi? Hani içindeki o beyaz şeyler... Ama bize az gelir, daha çok olsaydı keşke. Hani içindeki o beyazlıklar yanmış. Çok güzel. Ne oluyor bir bakayım. Ne yapacağım ben? Ne kadar pişirmem lazım? Biraz kenarları kararacak. Yiyeyim mi bunu seninkine? Canım ben. Yemeyeceğim, sevmedin mi? Gel ben yapıyorum bunu yersin. Yapıyorum. Anne. Anne. Evet. Anne. Biraz çevireceğiz. Anne. Çevireceğiz. Anne ısıtarak çok güzel değil mi? Ya bitti mi hocam? Sen atardın. O ikisi de benim. Oldu. Çok güzel aslında. Ay o da çok güzel. Şeyde o. Böyle güzel oluyor zaten. Soğuk sıcak korktum anla. Al. Bak bir şey söyleyeceğim. Bununla sakın koşturma tamam mı? Tut hadi. Yürü diyorum. Hangisi benim olsun? Ya çok güzel. Çok romantik. Burası çok sivrilik eder. Bir de kaşar gibi oluyor. Var var harika oldu. Muhteşem lan. Yemekten daha güzel. Evet. Çayımız. Ne? Çay mı yapacağız? Evet ama ne çayı? Alo. Sevmedin mi? Yedim. Biz mi yiyelim babanla? Doydum. Hepsini diye ben yiyeceğim. Niye hepsini yedin? Hepsini yemedim, yarısını yedim. Saçmalama be, en çıktılarını yedin. Evet şimdi... iftar sonrası çok şişkinlik yaşıyorum. Dedim ki bu üstümdeki ödem nasıl gidecek? Bir böyle bir şişkinlik var yani vücudumda. Herhalde açlık uzun sürüyor ya. Bir anda böyle yiyince şaşırdı bünye. Bugün Nevoş'umla beraber kargo yaparken dedi ki ya dedi kiraz sapı var dedi ödem arttırıcı. Niye dedi içmiyorsun ondan dedi. Aa dedim iyi ki hatırlattın. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş misali. Herkes alıyor. Kiraz sapı ödem şey yapar diye. Bir de bunlar ilaçsız yani biliyorsunuz kendimizin şeyleri. Zaten alanlar iyi bilir. Hani bu paketlerde gönderiyoruz. Şimdi ben bunu böyle bir tam yapacağım. Valla içeceğim her akşam yani. Acayip ödem var vücudumda. Vücudumdaki ödem şişli, karın şişli özellikle. Acayip iyi geliyor yani. Şöyle bir tutam. Kiraz sapı. Bir de ilaçsız olması çok önemli. Şimdi böyle aktarlardan alıp da içinde ilaç olduktan sonra ilaç zehir yiyoruz yani. O yüzden... Böyle bizimkilerinden güvenli alabilirsiniz.
Ben şimdi kiraz sapını böyle... Kiraz sapı, vişne sapı da aynı bu arada. Ama bunu benim bir yere koymam lazım. Nereye koysam? Şunun köşesine koy. Nasıl olacak şimdi o? Demlenecek mi? Evet işte normalde bu şöyle olur. Kaynar suya bir tutam atacaksınız. Ondan sonra o bir 5-10 dakika falan demlenecek. O şekilde ilaç içebilirsiniz. Ama buz tabii biraz sert olduğu için hani bir tıkır daha böyle kaynaması daha iyi olur. Çok aşırı kaynatmadan. Ondan sonra işte bir fincan bardağı her akşam içerseniz vücudunuzdaki bütün ödemleri attırıyor. Yani özelliği o zaten. İşte ben de şimdi dedim başlayayım. İlk Nevin hatırlattı. Öyle yani böyle şişlik oluyor iftar sonrası karnımda aşırı derecede. Öyle yani inşallah şifa olsun. Eline sağlık. Şifa olsun, afiyet olsun. Ama değişik bir şey ya. Güzel ama değil mi? Çok güzel. Bu sesi duyduysak artık yaz geliyordu sıcaktan. Hangi ses? Cır cır. Böyle yağ ötüyor değil mi? Bu ses sıcakların geliyor demek. Habercisi.